konuklar, değerli kalderliler, tekrar hepinize merhaba demek istiyoruz. 32. Kalite Kongresi'nin ikinci günündeyiz. Su gibi teması altında birbirinden değerli konuşmacılar sahneye geliyorlar ve farklı oturumlarda hem Cumhuriyetimizin 100. yılını değerlendiriyoruz hem de ikinci yüzyılda neler bizleri bekliyor, bu dinamikleri konuşuyoruz. Evet, yine çok özel bir oturumla devam edeceğiz öğleden sonraki bölüme. Gençlerimiz ülkemizin umut kaynağıdır, umut ışığıdır. Onların enerjisi, tutkusu ve idealleri Türkiye'nin geleceğine yön veren güç olacaktır. Bizler bu genç neslin Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak, demokrasiyi güçlendirerek ve bilimin ışığında ilerleyerek ülkemizi daha da yükseklere taşıyacağına inanıyoruz. Geleceğe dair hayalleri ve kararlılıkları Türkiye'nin aydınlık yarını için en büyük güvencemizdir. Bu kapsamda Kalder Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yılmaz Bayraktar'ı ve hepinizin çok iyi tanıdığı milliyet yazarı Sayın Abbas Güçlü'yü sahnemize davet etmek istiyoruz efendim. Buyurun. Saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. İki günlük kongremizin son çeyreğine girdik. Ve geleceğimiz gençlerimiz olduğu için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni beraber savaştığı silah arkadaşlarından çok gençliğe emanet ettiğinin bilinciyle ve bizim de her dört üyemizden birinin bir genç kalı üyesi olması bilinciyle ve gelecek onların olduğu için bugün burada gençliğin sorunlarını ve onların sorunlarının temelinde olan eğitimi en güçlü yazarımız, bu konuda kendini atfetmiş sevgili Abbas Güçlü ile birlikte özgürce tartışacağız. Ne konuşuruz diye konuştuk, Abbas Bey ser verip sır vermiyor. Ben soru almam, öğrenmem, ne isterseniz onu sorun. Ve gençlerimiz de birazdan onlar da bizle birlikte olacaklar. Umarım hepinizin keyif alacağı ve sorumluluklarımızı varsa kendimizin ev ödevlerimizi evimize götürüp yapmamız dileğiyle hoş geldiniz. Abbas Bey, siz diyecek misiniz bir şey? Evet, hepinize merhaba. Eğitim söz konusu olunca, bilim söz konusu olunca bu salonlar niye boş? Ben hala anlayabilmiş değilim ama sokakta kime gidip sorsanız, Türkiye'nin en önemli sorunu ne derseniz, eğitim derler. Çocuk sizin için en önemli nedir deseniz, çocuklarınız için en önemli olan nedir? Geleceği için önemli olan eğitimi derler. Ama eğitim söz konusu olduğu zaman salonlar bomboş. Yani burada bir sorun var. Hani şimdi baktım su gibi geçer temalarına, ekonomiye nasıl bir ekonomi diyorlar, nasıl bir coğrafya, nasıl bir tarih, nasıl bir İslam, nasıl insan, nasıl toplum var, nasıl bir eğitim ve bilim yok. Yani Kalder de bunu yaparsa, eğitime ve bilime bakış açısını geliştirmezse gerisi hikaye diyorum ben. Eğitim olmadan hiçbir şeyin olmayacağını, hele hele kalitenin hiç olmayacağını altını çize çize vurgulamak lazım. Hukuk devleti olmak için iyi hukukçu yetiştirmeden hukuk devleti olur mu? Peki hukukçuyu kim yetiştirecek? Ekonomi diyoruz. İyi girişimci insan yetiştirmeden kim ekonomi üretecek? Doğru düzgün mühendis yetiştirmezseniz depremleri nasıl önleyeceksiniz? Bu stratejik, dünyanın en önemli stratejik coğrafyasına sahipsiniz. Ve bu coğrafyada siz coğrafya dersini kaldırıyorsanız, bir önceki oturumda o varmış galiba, coğrafya dersini kaldırıldığını, seçmeli hale getirildiği konuşuldu mu? Bunu konuşmayacaksanız geriye ne konuşacaksınız? Yani eğitim olmadan yerde hiçbir şey olmayacağını, bilim olmadan kalkınamayacağımızı altını çize çize vurgulamak lazım. Bugün Amerika'yı Amerika yapan silahlı kuvvetlerin gücü değil, dünyanın en iyi üniversitesinden 50'den fazlasının orada olmasıdır. Dünya bilim sıralamasına katkı sıralamasıyla ülkelerin kalkınmışlık sıralaması hemen hemen aynı. Eğer siz bilimde kalkınamıyorsanız ne demokrasiniz oturur, ne insan hakları oturur, ne işte kültürel anlamda oturabilirsiniz. Hiçbir anlamda sıralamalarda daha üste çıkamazsınız. Dünya değişti, biz hala farkında değiliz. İş adamları olduğu için ona bakın. Dünyadaki en zengin 100 şirkete, 100 kişiye bakın. 60'ı hatta 80'i bilişim. Son 20 yılda, 20'li yaşlarda zengin olan insanlar. Türkiye'ye bakın, ilk yüzde daha bir bilişim şirketi yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün iş adamlarını bir araya getirin. O yetmedi, devleti de artı koyun. Hepsi bir Google olamıyorsa demek ki biz bir yerlerde bir hata yapıyoruz. Ve bilişim eğer burada konuşulmuyorsa neyi konuşacaksınız siz?
Gelecek diyorsunuz da gelecekte bilişimi göremiyorsanız neyi konuşuyorsunuz daha? Onu tartışmak istiyorum. Hani kasap sevdiği deriyi yerden yere o. Zaten kalderi sevmesek, Yılmaz Bey'e ikna olmazsam, ben samimiyetine inanmazsam burada hiç olmazdım. Her gün bunları yazıyoruz, çiziyoruz ama hepimizin bu konuda biraz daha çaba sarf etmesi gerekiyor. Gerçekten daha güçlü bir Türkiye istiyorsak, Türkiye yüzyılının altını içini doldurmak istiyorsak bu bilimsiz olmaz, eğitimsiz hiç olmaz. Onun için altını doldurmak lazım. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanımız dert yanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuklarımız, gençlerimiz 300 kelimeyle konuşuyor. Türkçe'ye önem verelim. Ya biz daha Türkçe'de aşamadık ki yabancı dillere geçelim ya da bilime geçelim. Eğitim mi çıtasını yükseltemedik ki bilim çıtasını yükseltelim diyoruz. Ha, bireysel girişimler oluyor. Dünya genelinde çok çok bilim insanlarımız da var. Türkiye'de de çok başarılı şirketler var ama bunu kurumsallaştırmak, sonra da sürdürülebilir hale getirmek için ille de eğitim ve bilim diyoruz. İnşallah Kalder'in bir sonraki toplantısının ana teması eğitim ve bilim olur da kendilerini affederler, affettirirler. Yoksa zor işler. Teşekkür ediyoruz Abbas Bey'e. Biz dün Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını tartışırken hepimizin gözyaşları doldu. Sabahleyin, tamam biz coğrafya okuduk, dünyanın bütün başkentlerini biliyoruz ama ülkemizin sıcaklığını, Konya Ovası'nın çökeceğini, işte bugün öğrendik Pakistanlı ve Hindistanlı yeni göçmenlerimiz olacağını bilemedik. Öğrenmiş olduk, farkındalığımız oldu. Ama Abbas Bey, biz dün mendil dağıttık ama bugün jilet dağıtmadık. Yani biraz eğitimde kendimizi çok sorgulamamız gerekiyor. Ben zamanımız ölçüsünde tabii ki eğitimin ilk, orta ve yüksek öğreniminin hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Onlardan ne kadar mesafe alabilirsek kalanını gelecek yıl daha uzun tartışmak dileğiyle. Şimdi eğitim sistemimizin temelinde bu yap-boz var. Yani bir şey yapıyoruz, 3 sene 5 sene sürmüyor. Yeni bir toplantı, yeni kararlar, yeni bir yöntem geliyor. Dolayısıyla bu yani farklı şekilde istatistiklerle de oynanıyor. Ne kadar bazen başarılı olduğumuzla ilgili iddialar da olabiliyor. Biz burada ne yorumunuz var mı? Yani biz bunları niçin yapıyoruz? Bunları bilerek mi yapıyoruz öncelikle? Yoksa yapıyoruz olmadı diye mi yapıyoruz? Yani ben çok merak ediyorum. Çünkü koca koca makamlarda oturanlar acaba hakikaten deniyorlar da mı olmuyor yoksa isteyerek mi böyle yapıyorlar? Ya bakın, ben bir gazeteci olarak, hani hem eğitimci hem gazeteci olarak son 50 yıla damgasını vuran Türkiye'deki tüm politikacılarla çok uzun programlar yaptım. Genç Bakış'ı hatırlamışsınız, sabahlara kadar uykusuz kaldığınız pek çoğunuz. Hepsine aynı soruyu ben de onlara sordum. Yani bu eğitim bakanlarında özellikle mi hiç bilmeyen insanları getiriyorsunuz? Burada eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı eğitime yeri değil ki. Önce yetişmiş bir bakan gelsin ve gelen bakanların %90'dan fazlası, 95'i hatta, eğitimle hiç uzaktan yakından alakası yok. Olmayabilir ama eğitime ilgi duyabilir. O da yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tamamına yakını Milli Eğitim Bakanı olduğu gün eğitimle ilgilenmeye başlıyor. Gittikten sonra da o Türkiye'nin dünyanın en önemli projesi dediği projeleri çöpe atıldığı zaman da ya ne oluyor diye sormuyor. Yakın tarihe bakın. Sınav sistemi kaç defa değişti? 6 ay önce, 1 yıl önce tartıştığımız konular bugün tamamen tam tersi oldu. Yeni Milli Eğitim Bakanı son 3 Milli Eğitim Bakanı'nın müsteşarıydı. Son 10 yılda alınan bütün kararlar neredeyse altında imzası, onun imzası vardı. Şimdi geldi, sanki ilk defa geliyormuş gibi Milli Eğitim'de her şeyi değiştirmeye kalkıyor. Getirdiğin kararlar hep senin kararlarındı. Burada Milli Eğitim adı üstünde 2 Milli Bakanlığımız var. Biri Milli Savunma, biri Milli Eğitim. Bunlar da ana strateji olması lazım. Burada rütuş olur ama temel değerlerde değişiklikler olmaz. Bizim bir milli eğitim politikamızın, bilim politikamızın olması lazım ve bunun asla değişmemesi gerekir. Eğitim dediğiniz iktidarlar 4-5 yıllığına seçiliyor. Oysa eğitim 4-5 nesli bütün geleceğini etkiliyor. O yüzden yani hükümetlerin kararları değil, devletin politikası olması lazım ve hükümetler o politika çerçevesinde gelişmeler elde etmeleri ya da bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bu noktaya daha gelemedik. Ama baktığınız zaman bu son yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ne bakın. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz zaman okullaşma oranı 8%'di. Saray ve çevresinin dışında, büyük kentler dışında bir okullaşma yoktu. Hele halkın çocuğunun okullarının, kırsaldaki insanların okuma olanağı yok gibiydi. Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından birisi, ben bunu politikacılara hep sorduğum zaman rahmetli Demirel derdi ki Cumhuriyet benim, işte kardeşim bir köydeki bir çobanı alıp buraya Cumhurbaşkanlığı makamına oturtuyorsa budur. Tayyip Bey Cumhuriyet'tir. Neden?
Kasımpaşa'daki bir çocuğu alıp siz Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık makamına getiriyorsanız Cumhuriyet budur. Eğer eğitim olmasaydı bugünkü hükümet, bugünkü parlamento, bugünkü kurumların pek çok çoğu olamazdı ve bu kurumlara gelen insanların pek çoğu da o makamlara gelemez. Eğitim ve Cumhuriyet sayesinde oldu. Eğitim yaygınlaştı. Türkiye'nin dört bir yanına gitti ve herkesin çocuğu her türlü makama gelebilecek donanıma sahip hale geldi. Eğitimin gücü buradan geliyor. Yani eğitimin kalitesi artması lazım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında okullaşma oranı dediğim gibi çok çok düşüktü. Sonra arttı. Bugün bu noktalara geldi. Öğretmen ataması işte Latin harflerine geçtikten sonra öğretmen arıyorlar. Diyorlar ki öğretmen okulu mezunu bulamıyorlar. Sonra üniversite mezunu, lise mezunu, ilkokul mezununa kadar iniyorlar. Yine yetişmiş öğretmen bulamıyorlar. Okuma yazma bilen olsun yeter diyorlar. Öğretmen olarak atıyorlar 1930'lu yıllar. Şimdi Türkiye'nin 1 milyon öğretmen fazlası var. Diğer bütün fakültelerde nereden bakın en az 1 milyon mühendis fazlamız var. 300 binden fazla işte sosyal bilimlerin iktisat işletme mezunları. Hemen her alanda Türkiye'de müthiş bir yetişmiş eleman fazlamız var. Ama insan gücü planlamamız yok. Önümüzdeki, bakıyoruz, önümüzdeki 20-25 yıl dünya genelinde bütün yapılan araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Şu andaki mesleklerin %70-75'i yok olacak, onun yerine yeni meslekler gelecek. Zaten son 10 yıla baktığımız zaman bunu görüyoruz. Peki bu yeni meslekleri, elemanları kim yetiştirecek? Eğitim sistemi yetiştirecek. Peki bunu yüksek öğrenim diye hani biraz şu orta öğrenimi biraz mesafe alalım. Ondan sonra yüksek öğrenimin sorunları çünkü bambaşka. Hem açılan üniversite sayısıyla hem de orada akademik olarak görev yapan insanların kariyeri, yazıları, makaleleri, kaç atıf yapıldısı ve diğer rakamsal, sayısal verileri. Ama reçete sevmiyorsunuz biliyorum ama işte modeller var. Finlandiya modeli, İrlanda modeli. Yani bir model var mı bizim gerçekten treni kaçırmadan binebileceğimiz hazır bir model var mı? Yoksa bir kere bakın eğitimin partiler üstü olması lazım. Partiler, Milli Eğitim Bakanı'nın partiler üstü. Bana sık sık derler niye politikaya girmiyorsun? Ha, Milli Eğitim Bakanı ne zaman üçte iki çoğunlukla parlamento seçer ya da halk seçer ben o zaman soyunurum bir işe. Öbür türlü Milli Eğitim'de uzun vadeli kararlar alamazsınız. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman Milli Eğitim Bakanları tamamen el yordamıyla tanıncaya kadar kendisi bile farkında olmuyor. Geldiği zaman koltuğa oturduğu zaman kafasında bir şey olmuyor. Türkiye'nin en önemli sorunu hızlı nüfus artışıdır. Buna bile az buluyoruz, daha çok artması gerekir diyoruz bu coğrafyada kendimizi koruyabilmemiz için. Ama bakın Finlandiya modeli, bugün Finlandiya Bakanı'nı çağırdı siyasi partilerden birisi. Böyle konuşuyoruz, ediyoruz dedim ki ülkenizin nüfusu ne kadar? 6-7 milyon. Bizim dedim ilkokuldaki öğrenci sayısı o kadar. Evli misiniz? Çocuğunuz var mı? Vardı. Kaç tane? 3 tane de. 3 çocukta 300 çocuğa yapacağınız yemek aynı olur mu? Tabii ki aynı olmaz dedi. Nasıl olacak? O zaman siz gelip bize akıl veremezsiniz yani. Bizim eşdeğer nüfusu olan ülkelere bakmak lazım. Bizde şu anda 20 milyon öğrenci var. 20 milyon öğrenciyi alın siz İtalya, Fransa, Almanya gibi bizim de eşdeğer nüfusa sahip ülkelere götürün. Onların da eğitim sorunları, çok ciddi sorunlar çıkar. Türkiye'de bugün milli bütçeden, genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılıyor. Ona rağmen son 7-8 yıldır eğitime ayrılıyor ve Türkiye'de eğitimde hala yol kat edemiyoruz. Niye? %75'i öğretmen maaşlarına gidiyor. %15'i cari harcamalara gidiyor, yatırımlara giden %5. Yani bir yanda her yılda 1 milyon 200 bin çocuk doğuyor, öte yanda onlara yurt bile bulamıyorsunuz, şimdi okul bile bulamıyorsunuz. Burada o dengelerin kuruluyor olması lazım. İnsan gücü planlaması. Bir de dünyanın hiçbir ülkesinde doğan her çocuğu, okula başlayan her çocuğu üniversite önüne getirip yığmazlar. Biz umut tacirliği yapıyoruz. Siyasetçilerin artık bu eğitimlere elini çekmesi lazım. Şimdi Türkiye'de halk ne isterse siyasetçi onu veriyor. Üniversite, diploma dedik biz son 50 yıldır. Siyasetçiler de alın size istediğinize kadar diploma dediler. Şimdi o diplomalar kağıt parçası olmanın ötesine geçemiyor. Ve şimdi anladık. Üniversiteler soğuyacak. Bakın şu anda 250'ye yakın üniversite var. Ben gazeteciliğe başladığımda 19 üniversite vardı. 40 yıl oldu. Şimdi 219 oldu. Almanya'da son 50 yıldır üniversite açılmıyor. Fransa'da son 40 yıldır hiçbir fakülte açılmıyor. Şimdi İtalya'ya gidin bakın 50 yıldır üniversite açılmıyor. Şimdi biz niye her gün neredeyse İstanbul'da kaç tane üniversite var biliyor musunuz? Dünyanın hiçbir kentinde yok bu kadar. 65-70'e çıktı İstanbul'daki üniversite sayısı. Böyle bir şey. Mezun ne oluyor? Türkiye siz iş adamısınız. İşin içinden geliyorsunuz. Yılda kaç gence biz iş istihdam olanağı sağlıyoruz? Yani kurumun büyüklüğüne bağlı toplam olarak toplam Türkiye. Yani kurumun herhalde %5'i onu kadar. Yani toplam 150 bin en fazla. Evet. 250 bini aşmıyor. 1 milyon 200 bin çocuk doğuyor. Geriye kalanlar ne olacak? İşte bu noktada şunu sorayım. Tamam ben hani bir ilk öğretimi, orta öğretimi bitirelim demiştim ama şimdi iki tane konu var. Bir üniversite sayısının fazlalığı, ikincisi de siz demin ipuçlarını verdiniz.
bazı meslekler gelecekte olmayacak. Olmayacak. Ve biz o mesleklerle ilgili hala fakülte veya yüksek okul açıyoruz. Aynen. Ve dijitalizasyonla ilgili bir mesafe alındı. Bu mesafenin biz Türkiye olarak gerisindeyiz. Belli sektörlerde ilerisindeyiz belki. Yani bankacılık sektöründeki dijitalleşme fazladır Avrupa ölçeğine göre ama şimdi bizim diğer alanlarda eğitim alan çocukların gerek dijital bir dünyaya ayak basacakları için gerek gelecekte var olan mesleklere hazır olmaları için bizim o zaman şunu tartışmamız lazım veya sizin bu konudaki öneriniz nedir? Müfredat mı? Yani içerik mi? Eğitimin içeriği mi? Yoksa eğitimin o çocuklar diyelim ki ilkokul çağında işte 10-15 yaş aralığında ortaokulda onların mezun olacağı 10 yıl sonra hangi meslekler olacak? Ona göre bir planlamayı yapacak bir yetkinliğimiz, bir kapasitemiz var mı? İşte kapasitemiz var. Türkiye çok dinamik bir nüfusa sahip. Yani Türkiye'yi herkes geleceği karanlık olarak görüyor ya, tam tersine. Bizim gençler müthiş dinamik bir gençler, girişimciler. Yani bir Japon, Alman, Fransız, Güney Koreli gençleri koyun, bir de bizimkileri koyun. Hepsini sulu götürür, susuz getirir derler. Gerçekten öyle. Ama biz onları biraz eğitim ve öğretimle donatmamız lazım. Eğitim ve öğretim biliyorsunuz iki ayaklı. Eğitim demek terbiye tarafı, öğretim demek de işte bilgi tarafı. Şimdi biz ikisini de veremiyoruz. Yani sınav odaklı. Çocuklar diyor, geçen gün sınav şampiyonu diyor ki lisede ayda 5000 tane soru çözüyorum diyor. Ayda 5000 soru çözen çocuk başka hiçbir şey görmez. Önceki yıl gazeteye bir öğrenci geldi. İşte havalı falan böyle, 20 yaşında bile değil. Ben de 3 dalda Türkiye şampiyonuyum. Lise mezunu, üniversite giriş sınavlarında 3 dalda Türkiye şampiyonu. Peki ne yapacaksın dedim. İşte ODTÜ de olabilir, Boğaziçi de olabilir. Nasılsa her yere girebiliyor ya. İşte tıp mı dedi, mühendislik mi dedi. Dedim ki sen daha hazır değilsin dedim üniversiteye. Sen bu sene bekle, seneye girersin. Ama olurum ben Türkiye şampiyonu. Üniversiteye girmek sadece puanla değil. Senin de hazır olman gerekir. Ama sen hazır değilsin daha. Oturdu ağladı, babası bozuldu falan. Sonra haklısınız dediler ama biz çocuklara hedef vermiyoruz, donanım kazandırmıyoruz. Bugün çocuklar sınavlara 3,5 milyon insan giriyor. Bakın 3,5 milyon kişi giriyor. İstediği fakülteye giren, ilk tercihine girenlerin sayısı 50 bini aşmıyor. Geriye kalan 3 milyon 450 bin kişiyi biz hayal kırıklığına uğratıyoruz. Hiçbir ülke çocuklarına bu kadar kötülük yapamaz. Hayat yani, örtmek için sınav sistemini değiştiriyoruz. Değiştirin sonuçta ne yaparsanız yapın. İşte soruları kolaylaştırıyor, şunu yapıyor. Kontenjan belli. Türkiye'nin diyorum işte en fazla 250 bin kişiye iş var. O da 250 bin maksimum. Geriye kalan 800 bin tane, 700 bin tane çocuğa ne yapacaksınız? Gence ne yapacaksınız? Yarın onlar büyüyecek, iş güç sahibi olacak, evlenecek, yuva kuracak. Nasıl yapacaklar? Burada bunun hesabının yapılması lazım. Biz şuradan başlamamız lazım. Yılda bizde Türkiye'de kaç çocuk doğuyor? Şu kadar. Bu okula başladığı zaman ben bunlara tam gün eğitim verebiliyor muyum? Dünyanın hiçbir yerinde ikili üçlü öğretim yok. Biz hala ikili üçlü öğretim yapıyoruz. Eğitim verebiliyor muyuz? Türkiye'de yılda konut üreten ülke 800 bin, 1 milyon konut üretiyoruz. Yılda 100 tane yurt yapamıyoruz. Türkiye hala yurt sorunu çözemedi. Ya en azından şunu diyebilirsin, 1000 tane daire yapan bir müteahhit bir tane de yurt yapacak diye bir kural getirsin. Ben kendi gençliğimi hatırlıyorum Abbas Bey. Yani bizim gençliğimizde, yani sizden biraz daha geriye gidersek, yurt çok ciddi bir sorundu ve hatırladığım kadarıyla İstanbul'un Anadolu yakasında bir tane devlet yurdu yoktu. Yani bir yurda gitmek için bir gruba dahil olmanız gerekiyordu. Hep o zaman merak etmişimdir. Yani biz üniversitede yurtlar açılsın diye yürüyüş de yapmış bir nesilden geliyoruz. O zaman bu öngörülmüyor muydu? Ya da ne bileyim şimdi çok yüksek okul açıldı. Yani bu askerlikten yırtmak için midir? Yoksa Avrupa Birliği'nin işte şu kadar ehliyetli insan sayısı bu kadar ona uymak mıdır? Ama sonuçta baktığımızda şu an Avrupa'da insanların ücret tartıştığı vakit hemşirenin maaşına kadar, öğretmenin maaşına kadar tartıştığı yerde işte öğretmen fazlasından bahsettiniz. Bunlar da köyde değil. Köyde öğretmenimiz yok. Köyde bizim hemşiremiz yok. Ve askerde asteğmenimiz yok. Yani bunların temelinde gerçekte bir asteğmenin orduda kimleri nasıl eğittiğini, köyde bir hemşirenin, bir öğretmenin ne kadar fark yarattığını, yani o başbakan olan çobanların onların elinden bir şekilde bir el aldığını unutmuş gözüküyoruz. Bu konuda yorumunuz nedir? Vallahi şimdi ben şeye bakıyorum, yani burada bir art niyet aramıyorum. Siz şimdi burada, ben listeye baktım, 33 tane konuşmacınız var, bir tane eğitimci var, bilim adamı da konulara göre ver. Siz bunu bile pas geçtiğiniz zaman devlet de bunu pas geçiyor. Devlet niye pas geçiyor? Devlet siyasetçi, halk ne istiyorsa ona verir. Halk diyor ki ben iş istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum, daha iyi eğitim istiyorum diyen bir halk ne zaman gelirse, o noktaya gelirse, daha iyi eğitim istiyoruz, daha çok bilim istiyoruz, daha iyi adalet istiyoruz dendiği zaman politikacılar bu konuları iyileştirmeye çalışacak. Bakın şunu bir parantez daha açıyorum.
Bu ilerisi çok çok farklı olacak. Meslekler değişecek diyorum ya. Tanımlanış ve eğitimi yapılan meslek çeşitliliği Türkiye'de 7-800 tane, 1000 tane değil. Bu Amerika veya gelişmiş Avrupa ülkelerinde 15 bin tane. 15 bin tanelik bir meslek yelpazesi var. Yani öğrencim 10 kattan fazla. 10 kattan çocuk tercih yaparken, ilgi alanlarında dağılırken öyle bir mühendis dediğiniz zaman makine mühendisi 20-30 tane alt dalı var. Tıp dediğiniz zaman 50 tane alt dalı var. Biz daha oralara gelemedik. Sabahleyin bir emzim mühendisliği tartışıldı. Yani yeni açılmış bir bölüm. Hani şimdi yani burada bizim biraz kendimizi geleceğe odaklamamız lazım. Gelecek önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 25 bin yıl içerisinde nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya olacak? Ve nasıl bir sektörler dağılma olacak? Peki orada şunu sorayım Abbas Bey. Şimdi bir zaman hani benim çalıştığım kurumunda da Koç grubunda meslek lisesi memleket meselesi vardı. Kendimiz de bu ihtiyacımız olan meslek liselerine katkıda bulunduk. Ama bugün böyle hani İhtiyacınız sıfırdan bitti ki o kampanyayı bitirdiniz orada bitirdik, bıraktınız. Evet. Yani çocukların özendirilmesinde bir eksiklik var. Şimdi bu kadar insan yığılıyor yüksek öğretimden sonra ama ara dallarda burada birçok iş adamı var. Kuliste falan konuşuluyor. Yani birçok insan gerçek olarak şunu itiraf ediyor. Eğer Suriyeliler olmazsa biz bazı hizmetlerimizi karşılayamıyoruz. Aynen. Yani şimdi bu gerçek var, bu gerçekle yüzleşmek istemeyen bizler varız. Ama bir taraftan da meslek liselerine özendirme eksik ve meslek liselerinin de sizin bahsettiğiniz gibi yarısı ileriki yıllarda meslek olmaktan çıkacak. Diğer yarısında da o kadar ayrıntı var ki yani gidip de ağaç işleri bölümünün altında onu siz 20 tane dala ayırmazsanız yapabilecek bir şey yok. Ya şimdi, burada ne diyorsunuz meslek lisesi için? Bir kere onun yenilenmesi lazım. Bizde hala torna tesviye var, metal var, ağaç işleri var. Öbür tarafta yapay zeka uygulamaları başlıyor ve biz hala burada daha 50 yıl, 60 yıl önceki müfredat programı çerçevesinde ve Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde şekillenmiş okul modeliyle gidiyoruz. Ama önce anne baba olarak bizler yapay zeka meslek yüksek okulunun ismine bir kere alışmamız lazım. Ama bunu topluma alıştıracak olanlar sizlersiniz, bizleriz. Biz medya olarak alıştıracağız. Ben gazeteciliğe başladım. Bundan gazetecilikte eğitimin adı yok, bilimin adı yok. Ben ille de eğitim sayfası açacağım, eğitim şeyi kuracağım, servisi kuracağım falan. Sen uçuyorsun dediler. Git spora git, ekonomiye git, magazinde yaz. Herkes seni tanır ve şakşakçı da olur. Herkes de seni destekler. Yok, ben zor olanı seçtim ve iyi ki de onu seçmişim diyorum. Medya sıcak bakmıyor. Sivil toplum örgütleri sıcak bakmıyor. Burada 35 kişi de bir kişi olarak bakılıyor. Devlet hiç bakmıyor. Kim bakacak bu eğitim toplumu, bilim toplumu olmadan Türkiye'nin kalkınması mümkün değil. Bilim toplumu olması için bizim konuşuyor olmamız lazım. Rütük yasasına göre televizyon yayınlarının %6,5'unun eğitime ve bilime yönelik olması lazım. %1 bile değil. Niye hiç kimse sorgulamıyor? Bir dizinin 4., 5. tekrarı veriliyor. Yine rekor kırıyor, reyting rekorları kırıyor. Ben yıllarca üniversitelerde program yaptım, gençlik programı, eğitim, bilim programı yaptım. Gece saat 12'den sonra Kırmızı Noktalı filmler gibi 12'de 1'de başladık. 3'e kadar, 4'e kadar, 5'e kadar insanlar hem izlemek istiyordu hem de uykusuz kaldılar. Bunu Türkiye sıcak bakmıyor. Önceki yıl ben Kanal D'de mobil oyun yazılım yarışması yaptım. Bakın oynama değil. Niye mobil oyun yazılım yarışması yaptım? Dünyada silahtan sonra en büyük para mobil oyunlara gidiyor. Ama onu insanlar yeni gördü. Bakın bunu ama ben bunu 5 yıl önce yaptım. Burada bu Türkiye'de iş adamı diye kimse yok. Sektörel olarak yok. Koçu da öbürü de öbürü de. Ben burada hem devletle konuştuk. Bir kere Ankara Oyun Yazarları Derneği ile İstanbul Derneği kurulmuş. Birbirlerine selam vermiyorlar. Onlarla çalışırsanız biz sizinle çalışırız. Bunlarla çalışırız biz. İş adamlarına dedik ki bakın bu çocukların hepsi ileride çok büyük işler yapabilirler. Bir oyun alıp sattığın zaman sizin bütün şirketin varlığından daha fazla 1,5-2 milyar dolara, 10 milyar dolara satılan oyunlar var. Çünkü dünya genelinde herkes oyun indiriyor şıkır şıkır. Türkiye'de biz 5 yıl önce bir günde oyun indiren insan sayısı 38 milyon kişiydi. 38 milyon, Türkiye batıyor desen kimse gelip de 38 milyon kişi ilgilenmez. Ama dünyada da böyle. Sonra baktık dışarıdan gelenlerin çoğu Çin'den geliyor, Amerika'dan geliyor. Basit basit ve bizim oyun geliştirme konusunda müthiş bir potansiyelimiz vardı. Bu topraklarda 15 bin yıldır yaşam var, 15 bin yıldır oyun oynanıyor. Eski oyunları alın, güncelleyin, şeyi hale getirin, dijital hale getirin, alın dünya pazarlarına sürün. Ve bunun için ne büyük yatırımlara gerek var, ne şuna var, ne buna. Pratik zekalı gençler ki bizde onlardan çok fazla bir bilgisayar vereceksin, hızlı bilgisayar altyapısı sağlayacaksın. Alın size oyun üretsinler. Sabahki oturumların birinde gelecekle ilgili robotlar, yapay zeka, insanların yerine çalışacak işte bu bu tarz makineler, insanlar ne yapacak diye kendisi sorduğu cevapladı ve oyun oynayacaklar dedi. Yani sizin o önceden gördüğünüzü artacak
gibi gözüküyor. Daha da artacak çünkü insanlar rahatlamak istiyor. Oyun ve oyun sektörü bütün silah sektörünü de geliştiriyor. Oyun sektörüne baktığınız zaman müthiş bir altyapı gerekiyor. Ve buna soyunamadık. Soyunduk, ben yaptım, 2-3 sene yaptım. Bir tane iş dünyasından, bu işle ilgilenen, bilgisayardan, bilişimden para kazanan, ya çocuklara biraz sponsor olun, para verin ya da biz patentlerini alıyoruz, bunların dünyaya açılmaları konusunda biraz destek sağlayın, hele bir kazansınlar, bir görelim de ondan sonra. Yani böyle bir şey olmaz. Dünyada insanlar fikre bakar, fikre yatırım yaparlar, bizde fikir yok. Önce bir kazan. Bizde gençlerimiz çalışkan, zaten bu Avrupa'da da gözüküyor yani bizim işçilerimiz. Girişimciler. Ama işte ARGE veya buna benzer lisans alanlarda bizler çünkü sonuçta belki yeni kuşak da öyle, bu çok zor değişiyor. Bir Allah'ın akıllısı sen misin cümlesiyle büyüyünce yani ARGE çıkmıyor. Ya dünyada insanlar icat çıkarsın diye çocuklarının gözünün içine bakıyor. İşte, biz aman evde birisi çıkıp bir şey söyler, eski köye kaza yeni adet getirme, bir de yeni icat çıkarma, sus otur, konuşma, söz büyüğündür diye çocukları susturmaya çalışıyor. Peki burada şunu sorayım o zaman, bu Batı'da özellikle kuzey ülkelerde de hani böyle bir meslek kaygısı yok. Hani meslekler arasındaki uçurum sayılacak bir ücret de yok. Dolayısıyla bir yeteneklere göre çocukları ta o anaokullarında, kreşlerde ve ilk öğretimde gözlemleyip velileri bilgilendiriyorlar. Çocukların yeteneğine göre de belki bazen o yıldızlar çıkıyor ya sanatta, bilimde. Onları öğretmenleri işaret ediyor. Çoğu zaman anne baba da fark etmeyebiliyor. Yeteneğe göre bir eğitim bizim için lüks mü? Yapabilir miyiz biz bunu? Yapılır yapılmaz diye bir şey yok yani. Çin gibi bir ülke 1 milyarı aşmış, oradaki öğrenci sayısı 300 milyonu yaklaşan bir ülke. Çin bugün dünya liderlerine soyunuyorsa sadece nüfusuyla değil, ilim bilim üreterek de soyunuyor. İşte o mekanizmayı nasıl çalışıyor? Yani yeteneği görmek. Burada, yani sporcu yeteneğinden bahsetmiyorum tek başına. Bu yeteneği bakın devlet olarak siz burada eğitime öncelikli sorunlarınız içerisine alacaksınız. Siz nasıl almıyorsanız devlet de almıyor. Burada ben sizi eleştirmiyorum. Bütün hangi kurumlara giderseniz gidin eğitim ve bilimin adı yok. Ama ondan sonra uçuyorlar. Eğitim ve bilim olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Ha şimdi burada eğitim toplumu, bilim toplumu olmamız için anne babaların istiyor olması lazım. Çocuk yetiştirmenin en temel özelliklerinden birisi ona iyi bir eğitim veriyor olmanız lazım. Hem evde hem okulda. Şimdi biz evde bunu ihmal ediyoruz. Çünkü anne babaların kendileri eğitimden daha ikinci, üçüncü, dördüncü nesiller biraz eğitimi ciddiye almaya başladı. Eğitim deyince sınavlar akla gelmeye başladı. Bir ülkede bir çocuklara yapılacak en büyük kötülük 4-5 seçeneklidir. Bu Türk eğitim sistemini ortaya koyan en önemli anekdot şu. Çocuk ilk ona giriyor, Boğaziçi işletmeye giriyor. Baba diyor ki işte ya ekonomik kriz tartışmaları var diyor. Ne yapacağız diyor. Biraz da paramız var bunun, dolar ama eve mi, şuna mı, buraya. Çocuk diyor ki seçeneklerinle. Seçenek koyarsanız ortaya cevap veren nesiller yetiştirdik. Ve bu seçenekler 4 tane, 5 tane. Hiçbiri. O zaman sonsuz seçeneğin tartışıldığı ve hayal dünyanın sınır tanımadığı bir dünyada siz çocuklarınıza yapabileceğiniz en kötü şey yeteneklerini köreltmektir. Peki bir çaba var mı yeteneğe göre? Hani ben uzak olduğum için biraz yeteneğe göre bir çocuk yetiştirmek için bir model okul, bir model şehir. Yok, burada ben hep onu diyorum. Ben Ankara'daki bütün Milli Eğitim Bakanları'nın teşkilatı şunu bunu gördükten sonra hep diyorum ki aman çocuklarınızın geleceğine sakın ola, politikacılara emanet etmeyin. Bugünkü de değil, bunu 40 yıl önce de söylüyordum, 45 yıl önce de, 45 yıldır çünkü bu konuda yazıp çiziyorum ben. Çünkü eğitim bakanları hasbelkader seçiliyorlar. Çünkü onların derdi değil burada bizim çocuklarımızın ne olacağı. Kaldı ki siz burada, Türkiye'de 20 milyon öğrenci var. Çocukları olanlar biliyordur. Aynı evde iki çocuk birbirine zerre kadar benzemiyor. Evdeki iki çocuk bu kadar aynı anne baba, aynı ortam, aynı okul benzemezken bu ülkedeki 20 milyon öğrenciye siz aynı tek tip eğitimi nasıl dayatırsınız? Yani farklı farklı yetenekleri olan çocukların biz yeteneklerini, farklılıklarını köreltiyoruz. Ondan sonra da ya bizim çocuklar ne yapacak, bir şey yapmıyorlar noktasına geliyor. Burada bazı ülkelerde ikiz çocukları aynı okula, aynı sınıfa vermemek için ülkelerin eğitim sistemlerinin çabaları var. Yani tek yumurta ikizi olsa bile bir şekilde birbirlerini gölgeledikleri. Bilimde yani siz eğer mezun olduğunuz üniversitede master doktora yapamazsınız. Git diyor başka üniversitelerde sen master doktorunu yap. Aldığın profesörlük unvanı da aldığın üniversitede geçerli. Gidip bir başka ülkede bunu başka. Bunu yapan üniversitelerimiz var Türkiye'de ama kim var? Çok az yani öğretim sistemi olarak örneğin Boğaziçi'nde
hani başka bir alanda, başka bir yerde doktora yapmışlığını tercih etme durumları falan var. Bakın Türkiye ilk 500'e üniversite sokamıyor. 2023 için taahhütlerimiz vardı. Biz 10 yıl önce oturduk, konuştuk, ettik. 2023'te Türkiye'de ilk 500'e Tayyip Bey'in en önemli isteklerinden birisi buydu. Gelin kardeşim paramı ne istiyorsanız yapın ama şu ilk 500'e hatta ilk 100'e üniversiteye öğrenci üniversite sokun ilk 500'e. İlk 500'e biz üniversite sokamadık. Sokamıyoruz. Niye sokamıyoruz? Oturup bunu konuşalım. Peki burada zaman zaman yüksek öğretimde akreditasyon kaynaklı ve ölçüm kaynaklı farklı kaynaklardan sanki 500'ün içerisinde 10 tane üniversitemiz var da yerleri değişti. Bir tanesine göre de 800'ün içinde üniversitemiz yok. Bu farklı farklı bilgiler uluslararası ortamda yani üniversiteler birliği gibi organlardan nereden çıkıyor, nasıl geliyor? Çıkıyor orada. Şimdi onlar da ticarileştiler. Ben şimdi bu biraz emekli olduktan sonra gittik zeytin üretelim dedik. İşte onlarla uğraşıyorduk falan. Bir baktım herkes zeytin, en güzel zeytin ödülü almış falan. Ya nasıl olur? O zaman önce bir zeytin meslek yüksek okulu açalım. Hayır nasıl? Zeytin de çıta koymuşlar. Biz hani çıtayı aşağı çekiyoruz, herkesi başarılı ediyoruz gibi. Onlar çıtayı aşağı çekmişler. O çıtayı aşağı herkese diyelim yüzlerinden onu tutturanı herkese zeytin ödülü veriyor. Şimdi burada da bu ödüller gizip siz o yarışmaya girmeniz için ya da sıralamaya girmeniz için diyor ki sana $30,000 aidat ödeyeceksin. $30,000 aidat ödediğiniz zaman size bir şekilde onu veriyorlar. O sıralamaların içerisine sokuyorlar ama çok geçti. Ankara'da Çankaya Üniversitesi var. Bir tane. Şimdi eskiden hani dershaneler çok başarılı devlet okullarının en başarılı öğrencilerini alır. Son sınıfta transfer ederler. Sınava sokarlar. Bak bizim çocuğumuz Türkiye birincisi oldu derlerdi. Şimdi Saatçı Index'e ya da işte referans yüksek hocaları dünyanın çeşitli yerlerinden transfer ediyorlar. Bir hoca bir üniversiteyi alıyor, ilk 500'e sokuveriyor. Bir tek hoca. Niye? Onun yayınlar o kadar çok fazla ki, refereller o kadar fazla ki bir anda o çıtaları aşması için. Şimdi, peki o üniversite aynı üniversite. Başka bir şey var mı? Hocanın dışında başka şey var mı? Yok. Ha, burada bunların da içine girmek için çok farklı yöntemler oldu. Ama baktığınız zaman bizim hala ilk yüzde, 200'de, 300'de, 500'de yok. Zaman zaman giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. İstanbul Üniversitesi sık sık giriyordu. Niye giriyordu? İstanbul Üniversitesi'nde iki tane tıp fakültesi vardı. Çapa, Cerrahpaşa. Çünkü en fazla yayını onlar yaptıkları için giriyorlar. Şimdi ayrıldılar ikisi. İkisi de önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde aşağılara düşecekler ya da giremez hale gelecekler. Ya da rezidans olacaklar. Şimdi burada bunları bırakalım biz. Kendi içimizde bakalım. Dünyada tamam önemli ama biz kendi içimizde... Peki Abbas Bey burada şunu sorayım. Yani biz hani böyle belki anahtar 3 tane sözcükle biz yapmadığımız neyi yaparsak biz bu sarmaldan çıkabiliriz ya da neyi yapmalıyız? Hangisi bakın, kolayınıza gelirse? Her şeyden önce iyi ve bilinçli sorumlu yurttaş yetiştirmemiz lazım. Anayasalara göre ister rejimin ne olursa olsun, komünizm olsun, İslamcı olsun, faşist olsun her anayasa kendisine iyi bir yurttaş yetiştirmek ister. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki şu niteliklerde yurttaşlar istiyorum diyor. Biz iyi yurttaş yetiştiremiyoruz. Yurttaşlık bilgisi dersi vardı hatırlayın. Yok şimdi öyle bir ders yok. Yurttaşlık bilinci kazandıran milli ve manevi değerlerin hepsini unutuldu. Varsa yoksa testler. Testleri çözüyorsun. Günde kaç test çözüyorsun diye. Eğer sınavlarda başarılı olursan iyi bir öğrencisin değilsen değilsin. Önceki yıllarda bir siyasetçi çıktı dedi ki sen başarılı olsan atanırdın dedi. Oysa Türkiye birincisiydi. KPSS'de Türkiye birincisi oldu. ODTÜ mezunu bir fizik öğretmeni. O yıl fizik öğretmeni almadığı için atanamadı. Şimdi bu öğrenci başarısız mı? Lisede demişsin birinci olmuşsun. Üniversitede birinci olmuş. KPSS'de demişsin. Onda birinci oluyor. Peki buna düğmeye basacak bir müdahale olmuyor mesela? Yok olmuyor. Bunu anlatıyorsunuz. Birincinin birincisi yani böyle var ya. Anlatıyorsunuz. Hani biz burada bazen jüri özel ödülü veriyoruz. Yurt dışında sanatkarlara, sanatçılara yarışmalarda bazen çok bir emek var arkasında. Özel ödül veriyor. Bir göz görmüyor mu yani? Bu? Keşke görse. İçinizde öğretmen olan ya da öğretmen ataması bekleyenler varsa son 3-4 aydır Türkiye mülakatı tartışıyor. Seçimden önce, Cumhurbaşkanı seçiminden önce Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki mülakat dedi çok özel görevler içinde yok dedi. Seçim beyannamesine girdi. Seçimlerden sonra kalkacaktı işte. Yeni Milli Eğitim Bakanı geldi dedi ki mülakat vardır kardeşim. Hani kalkıyordu. Şimdi bu sistemde KPSS'ye girdiniz siz, Türkiye birincisi oldunuz. Diyor ki senin alacağın 100 puanın 50'si mülakatla 50'si şeyde. O zaman o çocuk evet geleceği. Nasıl? Sen zaten bir şey yapıyorsun. Devlet güvenlik soruşturması yapıyor. Bir şeyin varsa, sorunun varsa o güvenlik soruşturmasından geçemiyorsun. Onun ötesinde eğer sen öğretmen için mülakat olsun mu olsun. Ama bunu ne zaman yaparsın? Eğitim fakültesini öğrenci alırken ya da mezun ederken sen bunu
maçın son dakikasında kuralı değiştirip, sen geçen sene demiştin ki KPSS'de ilk işte giren 3000'e 5000'e giren atanacak diyorsun. Şimdi bu seneki atama dönemine geliyorsun, çocuk ona göre hazır. Yok diyor, mülakat diyor, yarısı mülakat. Ve önceki yıllarda yapılan mülakatlara bakıyorsunuz, tam bir fiyasko. İkincisi, diyor ki 3 katı personel eleman çağıracak, 50 bin öğretmen atanacak, 150 bin kişi. Çağıracağız da 150 bin kişinin mülakatını düşün. Ve her mülakat diyor 45 dakika olacaktır diyor. Sen nasıl yapacaksın mümkün bunu? Değil. Mümkün değil. Bunu ben siyasetçiler, başbakanlara, cumhurbaşkanı ona buna tek tek anlattığınız zaman ya böyle bir şey olur mu diyorlar. Sonra arkanızı dönüyorsunuz, unutup gidiyorsunuz. Şimdi eminim ki salonda bu toplantı ben indikten sonra da herkes unutup gidecek. Gidecek. İki gündür burada konuşuluyor. İki günde 35 tane konuşuluyor. Bizim izleyicilerimizin hafızası biraz daha farklıdır. Umarım hepimiz bir elçi olacağız bu eğitim sistemiyle ilgili. İnşallah. Eğitim sistemiyle ilgili. Ben utanmaya hazırım bu konuda. Hayır. Çünkü gerçekten herkes evladı için her şeyi yapmaya hazır. Ne geleceğimizi bırakacak bir coğrafya için doğru adımları atabiliyoruz. Ne de hani eskiden söylenirdi bir apartman parasıdır iyi bir eğitim. Yani bazı şeylerimizi veriyoruz ama sonuçta ben şunu görüyorum bugünkü yaşımdan bakarak. Artık paranız da olsa çocuğunuzu çağdaş eğitememe riskiniz var. Bu konuda aramızda 3 tane genç kal üyemiz var. Onların da geleceğe mektupları var. Ben onları da izninizle Abbas Bey bir çağırayım. Onların da mesajlarını bizden ne bekliyorlar, gelecekten ne bekliyorlar? Belki de hangi endişeleri, kaygıları var? Ben sırasıyla aktardım bizim 2000 üyemizin. 4'te biri genç kalıyemiz. Teşekkür ediyoruz onlara. İstikbal onların çünkü. Ben sırasıyla çağırıyorum. Cansu Uzun, Ulaş Çelik ve Beril Arda. Lütfen. Gençlerimiz pırıl pırıl. Biz genç kalıyelerimizle beraber eğitim yapıyoruz. Sertifika programı yapıyoruz. Üniversitelerde yüksek lisans programı yapıyoruz. Onlar da bu salonlarda bizim etkinliklerimizde bize enerjileriyle katkı veriyorlar. Onun için gençler için, onların şu anki heyecanını yenmek için bir alkış rica ediyorum. Ve başlangıçta Cansu'nun geleceğe mektubunu dinliyoruz. Bakalım bizlere ne mektup yazdı. Saygıdeğer katılımcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılında burada sizlerle bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bir Cumhuriyet genci olarak düşüncelerimi ve duygularımı dile getirebildiğim için de çok heyecanlıyım. Ben Cansu Uzun. Aranıza İzmir'den katılıyorum. İzmir Bakırçay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Genç Kal İzmir'in yönetim komitesinde yer alıyorum ve genç kallarda bulunmaktan gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin halk egemenliği ilkesine dayalı, demokratik, layık ve çağdaş bir devlet yönetim biçimidir. Atatürk'ün önderliğinde kurulan bu büyük devrim, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine taşımış ve ulusumuzu çağdaş dünyanın bir parçası yapmıştır. Cumhuriyet bizlere eşitlik, özgürlük ve adaletin temelini atan büyük bir mirastır. Bizlere düşen sorumluluk bu mirası korumak ve gelecek yüzyıllara daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren eğitim, ülkemizin gelişiminin temelini oluşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanının ardından eğitim alanında çağdaş, bilimsel ve layık bir sistem oluşturmuştur. Ülkemizin eğitimde elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Ancak karşılaştığımız bazı sorunlar olduğunu da bilmeliyiz. Bu sorunların en başında eğitimde eşitliğin sağlanamaması gelmektedir. Ekonomik ve coğrafi etkenler bu eşitliği zorlaştırabilmektedir. Bu yüzden gençler eğitim hayatına devam edememektedir. Gelişen teknolojilerde uyulmakta zorlanılması ve teknolojinin eğitimiyle bütünleşebilmesinde olan engeller ve yetersizlikler de eğitimin yavaş ilerlemesine neden olmaktadır. Gelecekte eşitsizliklerin olmadığı, gençlerin yetersizlikler sebebiyle geri kalmaması ve bazı şeylerden vazgeçmek zorunda olmaması için eğitim sistemindeki bu gibi sorunların çözülmesini temenni ediyorum. Biz gençlerin sorunlarından bir diğeri ise işsizliktir. Günümüzde özellikle genç işsizlikteki artış sebebiyle biz gençler gelecekte nasıl bir iş hayatımız olacağı konusunda çok kaygılıyız. Bu sorunu azaltmak için girişimciliklere destek vermek, yeterli iş olanağı sağlamak ve teşvik programları oluşturmak biz gençlerin bu kaygısını azaltacaktır. İşsizliği etkileyen bir diğer unsur ise okullardaki uygulamalı eğitimlerin az olmasıdır. Uygulamalı eğitimlerin arttırılması, gençlerin iş hayatına daha çabuk uyum sağlamasını ve nasıl bir meslekte ilerlemek istediğine karar vermesine yardımcı olacaktır. Bir kadın olarak değineceğim bir diğer konu da kadın haklarıdır. Kadın hakları konusunda Cumhuriyet çığır açan adımlar atmıştır.
Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmış, eğitim ve iş hayatında daha etkin rol almaları desteklenmiş ve özendirilmiştir. Bu sayede toplumumuz daha eşitlikçi ve daha adil bir yapıya doğru evrilmiştir. Ancak elbette ki mücadele devam etmeli ve kadın hakları konusunda daha fazla ilerleme sağlanmalıdır. Toplumun her alanında cinsiyet eşitliği için daha fazla farkındalık oluşturulmalı, kadınların iş dünyasında ve diğer alanlarda daha fazla temsil edilmelerini sağlamak adına çabalarımızı sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki kadın hakları sadece kadınların değil, toplumun tamamının refahı ve adil bir geleceğin temelidir. Bu konuda gösterdiğimiz çaba, birlikte daha adil, eşit ve özgür bir dünya inşa etme adımında atılmış önemli bir adımdır. Bu gibi sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar biz gençlerin gelecek düşüncelerini çok etkilemektedir. Bizler bu sorunları düşünmeden, sadece ileriye bakarak Türkiye'yi gelecek yüzyıla en iyi şekilde taşımak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sorunların aşılarak daha aydınlık bir geleceğe ulaşmayı temenni ediyorum. Konuşmamı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek isterim. Gençler, cesaretimizi güçlendiren, destekleyen ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile niteliklerinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneğisiniz. Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllarına. Evet, sevgili Cansu'ya teşekkür ediyoruz. Evet, Ulaş arkadaşımızı dinleyeceğiz. Merhabalar. Henüz 22 yaşındayım ve bu zamana kadar yaklaşık 35-40 kongreye dahil olmuşumdur. Bu kongrenin benim için farklı bir tecrübe, deneyim noktasında konumlanıyor. Sebebi de hem iki gün boyunca konuşmacılardan ilham aldığım, hem de konuşmacı olarak sizlere kendi bakış açımı sunma şansına sahip olduğum için. Cumhuriyetin 100. yılında da gençleri önemseyen, gelişimimiz için çaba sarf eden ve gençliğe söz hakkı tanıyarak bizleri dinleyen bütün Kalder ailesine teşekkür ederim. İsmim Ulaş, kendimi hayatımın en büyük girişimi olarak konumlandırıyorum. Ve bu bilinçle dünyayı değiştirmeye inanacak kadar idealist, bu idealin önündekileri görecek kadar gerçekçi ve bu hayalin önündeki manilerle yüzleşecek kadar cesur birisi olmak için her gün mücadele ediyorum. Bugün bu sahnede genç kalan Ankara'yı temsil ediyorum. Aynı zamanda hayatta başarılı bir insan olmaktan ziyade değerli bir insan olmaya çalışıyorum. Bence günümüzün en büyük problemlerinden birincisi eğitim. Üniversitelerimizde öğrencilere özgürlükçü düşünceye, şüphe duymaya, eleştirel bakış açısı sergilemeye teşvik edilmeliyiz. Ancak ezberci zihniyet ile düşünmeyi unutuyoruz. Zihinlerimiz standartlaşıyor. Yaratıcılığı ararken sistemin gazabına uğruyoruz. İkincisi, adalet kavramından ve hakkaniyetten çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Yeni yüzyılda bu tarz olayları azaltmak, liyakat ve başarıya dayalı bir sisteme geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Azor Brand'in bu ay yaklaşık 2500 kişiyle gerçekleştirdiği çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Grafiğimizi de sahneden gözlemleyebilirsiniz. Gençler artan umutsuzluklarının da etkisiyle heyecandan uzak, kaygılı bir tecrübe yaşıyorlar. Grafikten de görebileceğiniz üzere 18-29 yaş grubu konfor alanında ve kaygı alanında çoğunluğu oluştururken heyecan alanında en az kitleyi temsil ediyor. Yurt dışında çalışmayı %86'lık bir kitle benimsemiş durumda. Bu oranın %74'ünü ise maalesef gençler oluşturuyor. 2004 yılından beri her sene yılın kelimesini seçen Oxford Sözlüğü 2022 yılında bir değişiklik yaparak kelime seçimini sözlük okuyucularına bırakmaya karar verdi. Metaverse, iStanwit ve Goblin modu kelimelerinin yarıştığı oylamaya 340 bin kişi katıldı. Goblin modu kelimesi %93 oy oranıyla okuyucular tarafından 2022 yılının kelimesi olarak seçildi. Daha iyisi olmak için çabalamaktan, yetersizlik hissiyle boğuşmaktan yorulan ve pandeminin bitmesiyle sosyal hayata geri dönüşü içten içe reddeden büyük bir kitle ile karşı karşıyayız. Ve birçok insan çareyi boş vermişliğin konforlu dünyasına çekilmekte buluyor maalesef. Gördüğünüz üzere iş dünyasında çalışan her 4 kişiden 3'ü ya umutsuz ya da beklentisiz. Liderlerin duygusal durumlarımızı, ihtiyaçlarımızı daha yakından izlemelerine, gerçek anlamda empati kurmalarına, bireysel farkındalık edinmemizi desteklemelerine ihtiyacımız var. Hiç kuşkusuz ortak bir anlam içerisinde bulunmaya
ve birlikte yol almaya ihtiyaç duyuyoruz. Yaptığımız işin doğaya, yaşama, insanlığa fayda üreten çıktılarını görmeyi ve bir parçası olmayı hayal ediyoruz. Burada liderlerin samimi ve şeffaf bir yaklaşım sergilemesi bizler için çok değerli. Yine Kasım ayında Fordham, Boğaziçi ve Harvard Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bir araştırmada liderler olarak hem bireysel hem de toplumsal anlamı olan üst bir amaç duygusuna odaklanmamız gerektiği belirtiliyor. İkinci yüzyılda da en çok güvene ve cesaretlendirilmeye ihtiyacımız var. Açık Beyin'in kurucusu Profesör Doktor Sinan Canan'ın dediği gibi şikayet eden cesaret edemiyor. Şikayet olan bir zihniyette cesaret yitip gidiyor. Toplum olarak şikayet etmeyi bırakıp cesaret ederek harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başarıyı arzulayan bir kültürden sürekli deneme, hata yapma ve hatalarımızdan öğrenerek yola devam etme kültürüne geçiş yapmalıyız. Başarısızlık korkusuyla ve mükemmellik hastalığıyla denemiyoruz. Dolayısıyla da başlamadan başarısız oluyoruz. Bu durumu değiştirebilir ve daha inovatif, daha girişimci bir toplum inşa edebiliriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." diyor. Ancak unutmamalıyız ki, eylemle taçlandırılmayan umut mucize beklemekle eşdeğerdir. Millet olarak sorunların farkındayız. Olayları idrak ediyoruz, çözümleri sıralıyoruz, ancak harekete geçmiyoruz. Sorumluluk almaktan kaçınıyoruz. İkinci yüzyılda buna bir son vermeli ve büyük bir adanmışlıkla harekete geçmeliyiz. Bir başka paylaşmak istediğim anekdot, bir insanın niyeti o kişinin içinde bulunduğu ortamı nasıl algılayacağını, o ortamdaki bilincini nasıl organize edeceğini belirleyen en önemli etkendir diyor Doğan Cüceloğlu. İkinci yüzyılımızda niyetimizin farkında olan ve kararlı bir şekilde niyetimizi gerçekleştirmeye çalışırken cinsiyet, kültür, yaş gibi bütün farklılıkları kucakladığımız, kadınların daha fazla söz sahibi olduğu, öğretilmiş kıyaslamalara, ön yargılara ve inançlara meydan okuyarak birbirimizi ötekileştirmeden biz bilincini daha çok yaşatacağımız bir cumhuriyetin evladı olmayı arzuluyorum. Atatürk, "Ben size hiçbir kural ya da dogma bırakmıyorum. İnsan olmak için uygarlık yolu yeterlidir." diyor. Bizlere aklın yolundan gitmeyi ve dışarıdan empoze edilen dogmaları sorgulamamızı öneriyor. Atatürk gibi proaktif bir birey ve toplum olabilmeyi, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da umut vaat eden yarınları hep birlikte iş dünyasıyla, STK'larla, kamu ve üniversitelerimizi yeniden inşa etmeyi gönülden arzuluyoruz. Genç kallar olarak kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak yaşatıyoruz. Bu serüvende kaliteyi herhangi bir standardı yakalamak olarak değil, daha iyi arama yolculuğunda sınırları aşmak olarak tanımlıyoruz. Bizlerin ikinci yüzyılda sizlerin maddi ve manevi desteklerinize, tecrübelerinizden beslenmeye ihtiyacımız var. Cumhuriyetin uygar, hür insanlar yetiştirme projesi olduğunu düşünüyorum. Sizlerin vizyonu ve desteğiyle gelişerek daha uygar, gelişmiş bir cumhuriyet yaşatabileceğimize gönülden inanıyorum. Atam, sen rahat uyu. Yolumuzu aydınlatan fikirlerin ve geçmişte attığın örnek adımların ile ikinci yüzyılda da uygarlık yolunda yol almaya kararlılıkla devam edeceğiz. Gözümüzün önündeki resminle değil, zihinlerimizdeki fikirlerin ve kalplerimizdeki sevgin ile ikinci yüzyılımızı yeşerteceğiz. Sanki bir milletin bağımsızlığını sağlayan, cumhuriyeti bizlere hediye eden, dünyada 40 ülkede kitapları okutulan bir lider. Duygu ve düşüncelerini anlayarak vizyonunda yol almaya devam edeceğiz. Bugün, yarın ve daima. Millet olarak 100. yılımızı kutluyor ve su gibi saf, akışkan, pırıltılı nice yüzyıllar görebilmeyi diliyorum. Teşekkürler. Sevgili Ulaş'a teşekkür ediyoruz. Aklımda ne kaldı? Şikayet yerine cesaret. Evet, şimdi Beril'i dinliyoruz. Saygıdeğer dinleyiciler, sizlerin karşısında fikirlerimi özgürce aktarabilmek ne büyük gurur. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Beril Arda, aranıza Bursa'dan katılıyorum. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Genç Kal Bursa'da topluluk başkanlığı görevini üstlenmiş bulmamın yanı sıra genç kaderli olmaktan gurur duyuşumun 3. yılı içindeyim. Sevgili Cumhuriyet, ben bana sunduğun olanaklarla bugün seni anan gençliğim. Senin adında özgürlüğü bulalı bir asır geçti. Seni bana kazandıran atam ve silah arkadaşları ile bu yıl seni almak ve güzel ülkemin aydın insanların huzurunda sana bu satırları özgürce yazmak
bana gençliğimin en güzel armağanıdır. Cumhuriyetimizin geleceğine dair beklentilerim ve umutlarım büyük. Bu umutlarla bugünler ve yarınlar için sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 1924 Anayasası'ndan bu yana Türkiye'nin demokratik değerlerine ve insan haklarına verdiği önemin artarak devam etmesini umuyorum. Her bireyin eşit ve adil bir şekilde temsil edildiği demokratik yapı, toplumun refahı ve huzuru için önemli bir adım olacaktır. Bunun yanı sıra eğitim sistemimizin çağın gereksinimlerine uyum sağlayarak erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılması, toplumumuzun bilgi düzeyini yükseltmeye yönelik önemli bir adımdır. Teknolojik gelişmelerin de eğitim süreciyle bütünleşmesi ve yenilikçi düşüncenin özendirilerek desteklenmesi, gençlerin potansiyelini en yüksek düzeyde kullanabilmemizi sağlayabilir. Bu alanda en önemlisi eğitimde eşitliktir. Ben eğitim hayatım boyunca nitelikli okullarda öğrenim görmüş ve birçok fırsata erişebilen bir gencim. Peki Türkiye'de kaç kardeşim bu fırsatlardan mahrum? Kimse beslenme çantasını koyacak bir lokma ekmek olmadığı için, kimse çalışmak için geçen yıl tam 155.938 öğrenci okullarını bıraktı. Gelecekte herkesin aynı sıralarda oturup aynı formaları giyebildiği, bilgiyle donatılan bir Türk gençliği diliyorum. Yenilikçi eğitim ve yaratıcı fikirlerle beraber ortaya çıkan başlıklarımızdan biri de inovasyon ve girişimcilik. Bu alanlara verilen destekle birlikte yeni bir bakış açısı ve işletmelerle ülkemiz ekonomik ve yaratıcı fikirler alanında daha da güçlenebilir. Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir ve adil olması da önemli bir beklentimdir. Bu alanda çağın en büyük sorunlarından biri gelecek kaygımıza süre gelen işsizlik. Genç işsizlik oranının en az %22.8 olduğu, ekonomik belirsizliğin sürdüğü ve her geçen gün karşılaştığımız fırsat eşitsizlikleri biz gençlerin büyük bir motivasyon düşüşüne sebep olan durumlardır. Ekonomik belirsizlik ve fırsat eşitsizliği gibi gençleri doğrudan etkileyen sorunları çözmek için ekonomik kalkınmayı ve istihdam olanaklarını arttırmak bizler için büyük bir önem taşımaktadır. Yapılan istihdam hareketleriyle daha kaygısız bir gelecek biz gençlerin en büyük beklentilerindendir. Değinmek istediğim bir diğer konu toplumsal cinsiyet eşitliği. Her sabah okula giderken toplu taşımalarda kadın şoförlere rastlıyorum artık. 21 yıldır görmediğim bu manzarayı görmenin beni ne kadar mutlu ettiğini tahmin edemezsiniz. Sizce Türkiye'nin yüzde kaçı bu kadın işi değil, kadın dediğin hanım hanımcık olmalı, dizini kırıp evinde oturmalı diyen zihniyettendir. Son verilere göre kadın istihdam oranı %35 olduğuna göre maalesef çoğunluğu. Kadınların toplumun her alanda daha fazla temsil edilmeleri bu ülkenin aydınlık yarınları için önemli bir beklenti. Önümüzdeki yıllarda kadına yönelik şiddeti konuşmaya bile gerek duymadığımız, kadın erkek ayrımcılığına son verdiğimiz daha adil ve dengeli bir toplum hayal ediyorum. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin getirdiği değerlere sıkı sıkıya sarılarak farklılıklarımızı zenginlik olarak görecek, el ele bugünlerimizi yarınlara taşıyacağız. Elbet biz gençlerin de amacı sizler gibi gelecek kuşaklara daha güçlü bir miras ve ilerici bir ülke bırakmaktır. Biliyorum ki gücümüz damarlarımızdaki asil kandan gelmektedir. Ne zaman yorulsam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü yolumu ışık tutmaktadır. Sizler, yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkemize durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Belki de 10 yıl sonra burada bir mühendis olarak bu sahneye çıkıp sizlere yine fikirlerimi özgürce anlatacağım ve bugünkü Berili gençliği hatırlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Durmadan yürüyeceğimiz nice yüzyıllara. Evet, sevgili genç kal üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarından rehberliklerimize ihtiyaçları var. Ama ondan daha fazla gelecekle ilgili kaygıları var. Bizim daha fazla şey yapmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun. Bugün bu oturumda sevgili Abbas Güçlü, hepinizin çocuklarına belki yaş grubu olarak rehberlik yapmış, yazılarıyla doğruyu göstermiş. Bir zamanlar çok zor olan bu tercihlerde doğru yönlendirmeleri yapmış ama eğitim sistemimizin temelindeki bütün eksiklikleri çözüm önerileriyle beraber sunmaya cesaret etmiş bir köşe yazarımız. Bizi bugün aramızda oldu
ve buraya bir şartla gelirim dedi. Sahnede gençler de olacak dedi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Herhalde süre bitti. Artı bir dakika. İşte Türkiye'de eğitim niye bir şeye çatı oturmuyor, hiçbir şeye oturmuyor, taşlar yerli yerine oturmuyor. Böyle iki günlük bir toplantı, 18 saatlik bir toplantıda yarım saat eğitime ayrıldığı için, sizlerin kafanızda onlarca soru var, o sorular sorulamadığı için, o sorular ortak konuşulamadığı için eğitim çözülmüyor. Hani bunu herhangi bir Muhtarlar Derneği yapsa, Kanarya Sevenler Derneği yapsa bir şey demem ama Kalite Derneği yapınca garip oluyor. Ben burada... Bu toplantıda 35 kişi içinde genç yoktu. Yani geleceğin konuşulduğu bir yerde genç olmaz dedim ama böyle papağan gibi elindeki kağıdı okuyan gençler gelsin demedim ben. Gençler, bugün gençlerin en önemli sorunu işsizlik. Gençlerin en önemli sorunu, yurt sorunu var, yurtlarda kalamıyor. Çocuklar İstanbul'da tek öğün yemekle günü geçiren öğrenciler var. Cebinde para olmadığı için İstanbul'un eziyetinden başka hiçbir şeyi yaşayamayanlar var. Spor salonu olmadığı için spora gidemeyen, maça gidemeyen, konsere gidemeyen, İstanbul'u yapan değerlerin hiçbirini yaşayamayan gençler var. Ve ben burada o sorunları dinlemek istedim. Bu gençler şurada politikacı olsa işte gençler gayet mutlular. Her şey de yolunda, gelecek için umutlar deyip işte onun için bir şey üretilmiyor. Buraya gençler hepsi büyükler gibi konuştular. Kendileri gibi konuşmaları gerekirdi. Ben onun için gençler burada olsun dedim. Biraz dayatmayla geldiler ama keşke demeseydim noktasına da gelmedim. En azından bu kürsüye biraz alışkanlık yaptılar ama büyümesinler, nasıl olsa ileride büyüyecekler. Genç olarak kalsınlar, gençlerin görüşlerini dile getirsinler. Burada onları temsilen olduklarını asla unutmamaları gerekir diyorum. Ne olur gelecek yıllarda eğitime, bilime daha fazla önem verin. Eğitim ve bilim toplumu olmadan hiçbir şey olamayız. Bunun altını ben çiziyorum. Yani gerisi hikaye. Abbas Bey teşekkür ediyorum. Teşekkür. Özgür ve özgün bir dernek olarak elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. En özgürü buysa diğerleri nasıl benden hayır, merak ediyorum. Yani diğerlerini hani en azından biz görüyoruz ama eleştirilerinizi çok dikkatle izliyoruz tabii ki. Ve bugün aramızda olduğunuz için, ben de çok ufuk açtığınız için teşekkür ediyoruz. Tamam. Ve ben bugün... bir armağanımız olacak. Evet, hediye de geliyor efendim. Size hediyemiz. Genç Kal projemizi başlatan Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor ve Başkanımız Ali Rıza Kaylan'ı ben davet ediyorum. Kendisi ayrıca bu Genç Kal projemizin yaratıcısı. Gel. Durun, Cemal Bey. Geldim. Sayın Abbas Güçlü'ye çok teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz Bayraklar'a çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştılar bizlerle. Bu anı fotoğraflıyoruz. Sağ olun, var olun. Sizleri alkışlarla yerlerinize uğurluyoruz. Arkadaşlarımız alacaklar, verecekler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanlarımıza ve Sayın Abbas Güçlü'ye çok teşekkür ediyoruz efendim.